Selam gençler, Kimya Adası'ndasınız. Bu dersimizde asitler ve bazların tepkimelerinden bahsedeceğiz. İlk tepkimemiz, ilk dersimiz nötrleşme tepkimesidir arkadaşlar. Evet, asit ve baz tepkime girdiği zaman tuz ve su açığa çıkartır. Bakın, biz bu tepkimeye nötrleştirme tepkimesi diyoruz. Şimdi bakın, nötrleştirme olduğu zaman arkadaşlar, asit ve baz tepkime girdiği zaman şöyle 3 tane durum söz konusu olabilir. Eğer ortamdaki haşartı iyonlarının mol sayısıyla OH iyonlarının mol sayısı birbirine eşitlendiği zaman yani tam böyle asitten gelen H ile bazdan gelen OH'ın etkisi birbirine götürdüğü zaman biz buna tam nötrleştirme diyoruz ve pH burada arkadaşlar 7 olmuş oluyor. pH 7 ile 0 ile 14 arasındaydı biliyorsunuz. pH 7 olduğu zaman nötrdü. 7'den daha küçük olduğu zaman asitti. 7'den daha büyük olduğu zaman bazdı. Bunu geçen dersimizde söylemiştik. Şimdi arkadaşlar eğer elimizde H artı mol sayısı OH yonların mol sayısından daha fazla ise o zaman ortamda arkadaşlar asitik olduğunu söylüyoruz ve pH'in 7'den küçük olduğunu söyleyelim. Tam tersi olursa da o OH'in mol sayısı H'dan daha büyük olursa o zaman çözeltimiz baziktir. Yani pH'ımız 7'den büyüktür. Şimdi elimizde arkadaşlar iki tane e, maddemiz var. Bakın, e, hidrojen klorür kuvvetli bir asitimiz, e, sodyum hidroksit de kuvvetli bir bazımız. Şimdi bunlar tepkimeye girdiği zaman tuz ve su oluşu, e, oluşacaktır arkadaşlar. Şimdi nasıl olacak bakalım? Şimdi su dediğimiz şey nasıldır arkadaşlar? H2O. Yani aslında bunu biz şöyle yapıyoruz. H+ artı ve OH eksi iyonlarını toplarsak bakın iki tane hidrojen bir oksijen H2O'ya gelecektir. Suya gelecektir. O zaman asitten gelen H artıyla bazdan gelen OH'ı topladığımız vakit arkadaşlar bu H2O oluşturacaktır. Şimdi OH gitti H da gitti bakın geriye ne kaldı? Bazdan gelen sodyumla e, asitten gelen klor iyonlarımız kalmış oldu. E, sodyumun yükü biliyoruz artı bir klorun yükü de eksi bir o zaman çaprazlarsak ne olur? Sodyum klorür şeklinde tuzu oluştururuz. Şimdi bizim burada net iyon tepkimemiz nedir arkadaşlar? Net iyon tepkimemiz asitten hangi iyon geliyor aslında? H artı iyonu geliyor. Çünkü asit dediğimiz şey çözelti H artı iyonu veren madde, maddeydi. Baz dediğimiz şey de çözelti OH iyonu veren madde olduğuna göre ikisini topladığımız zaman net iyon tepkimemiz yani asitten gelen H ile bazdan gelen OH'ın suyu oluşturduğu tepkimemiz bizim net iyon tepkimemizdir. Eğer böyle bir olay varsa biz böyle tepkimelere nötrleştirme tepkimesi diyoruz. Evet şimdi burada bir şey söyleyeceğim öncelikle. Tesir değerlediğimiz bir ifade var. Nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz ki asitler H artı iyonu verirlerdi. Bazılarda OH iyonu verirlerdi. Bir asitin sulu çözeltisine verdiği H iyon sayısına o asitin biz tesir değerli diyoruz. Baz için de aynı şekilde arkadaşlar verdiği OH sayısına o bazın tesir değerli diyoruz ama bakın bu tesir değerli ile Asit ya da bazın kuvvetli arasında herhangi bir ilişki yoktur. Geçen dersimizde kuvvetli e, asit, e, kuvvetli baz, zayıf asit, zayıf baz kavramlarını vermiştik. Bu tesir değeriyle bunun ilişkisi yoktur. Şimdi ama biz bunu kullanacağız. O yüzden öncelikle vermem lazım. Hemen iyonlaştıralım arkadaşlar. Hidrojen klorür, H artı ve Cl eksi bir iyonlarını verirler. Tabi su da görüyorsunuz ki şöyle yazalım suyu da. Şimdi kaç tane hidrojen vermiş? Bir tane. O zaman bunun tesir değerli bir. E, Sülfürik asite baktığımız zaman Şimdi nasıl yapıyorduk arkadaşlar H artı verecek ama 2 tane olduğu için 2 tane yazıyoruz şuraya Aynı zamanda ne kalıyor Bakın sülfat kalıyor Sülfatın yükü de eksi 2 Peki bu kaç tane H artı vermiş 2 tane vermiş o zaman bunun tesiri değerli 2 olmuş oluyor Fosforik asite bakarsak H artı verecek ama 3 tane veriyor görüyorsunuz ki. O zaman biz şunları okuyacağız yani tesir değerliğinde. Geriye de fosfat kalıyor. gene yazalım. Fosfatın yükü eksi 3'tür. Evet yani şu fosfat aslında 3'ü eksi 3'ü buna vermiş. Hidrojen de buna artı 1 vermiş gibi düşüneceksiniz. O zaman bunun tesir değerli 3 olmuş oluyor. Bakın elimizde bir e, organik asitimiz var. Proporneik asit. Yine şuradaki karboksil grubundan tanırız ve şu hidrojeni verecektir arkadaşlar. Bakın nasıl olacak? C2H5COO artı H artı ama tabii şunun bir yükü var. E, şunlar suda olduğunu görüyoruz. Kaç tane verdi? Bir tane verdi. O zaman bunun da tesir değerinin 1 olduğunu söylüyoruz. Şimdi bazılara geçelim arkadaşlar. Bazılarda sodyum artı ve OH eksi şeklinde yazarsak bir tane OH verdi. Önde bunun 1 vardır yazmadığımız. O yüzden bunun tesir değerli 1'dir. Magnezyum hidroksit de magnezyum artı 2 artı e, ee, tane OH eksi 1 olduğu için 2 tane verdiği için bunun tesir değerli 2 olmuş oluyor. Amonya yazarsak arkadaşlar su bazı dolayısıyla suyla tepkimeye sokuyoruz. Amonyum artı OH şeklinde yazmıştık geçen dersimizde. Bir tane OH verdiği için bunun tesir değerli de 1. Şimdi bunları verdim arkadaşlar. Çünkü tepkimelerde bizim yardımımız olacak. Daha kolay bir şekilde yazıyoruz bunu biz arkadaşlar. Şimdi biz bunları to toparlayalım. Potasyum hidroksit bir bazdır. Hidrojen flürü bir bazdır. Bakın bunun tesir değerli bir bir OH var. Bunun da tesir değerli bir. Dolayısıyla bunlar birebir tepkimeye girerler. Hiç önüne bir şey yazmama gerek yok. Tabi su oluşacak arkadaşlar. Yani bakın Bunlar asit baz tepkimesi olduğu için su oluşacaktır tabii ki. Dolayısıyla bakın su oluştu. Şuradaki OH ile hidrojen suyu oluşturdu. Geriye potasyum ve flürür kaldı. O da arkadaşlar KF şeklinde yazabiliriz. Evet potasyum buradan geldi. Flor buradan geldi. KF potasyum flürür olmuş oldu. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Bakın bu önemli. İki tane OH var. Bir tane hidrojen var. Yani bazın tesir değerli 2. Asitin tesir değerli 1. O zaman biz bunu Denkleştirebilmek için hemen şunun önüne 2 koyalım arkadaşlar tamam mı? 2'yi hemen koyalım. Şimdi burada ne oluyor bakın? Suyumuz nedir formül olarak? H2O'dur görüyorsunuz ki. Kaç tane hidrojen var ama burada? 2 hidrojen buradan geliyor. 2 de buradan geliyor. 4 hidrojen, 2 de oksijen var. O yüzden şunun hemen 2 koyalım ki 4 hidrojen, 2 oksijen denk gelsin. Geriye ne kaldı bakın? Buradan gelen bir tane magnezyum. Buradan da 2 tane brom var. O zaman ne oluyor? Magnezyum, bromür şeklinde. Şu 2'yi de alta yazıyoruz. Yani aslında biz bunu direkt görebiliriz de. Magnezyum yükü artı 2, bromürün yükü eksi 1 çaprazlayınca MGBR2 yani magnezyum bromür oluşuyor ama biz bunu pratik olarak hemen burada 2 yazdığımız zaman yazabiliyoruz. O yüzden ben bunu verdim. Şimdi bakalım sodyum hidroksit e, bir değerli bir baz. Eee sülfürik asit 2 değerli bir asit. O yüzden bunların hemen önüne 2 koyalım. Ne oluşacak arkadaşlar? Su oluşacak tabii ki. Ama kaç tane su? 2 hidrojen, 2 de buradan 4 hidrojen olacak. E, şimdi gerisini yazalım arkadaşlar. Şimdi iki tane sodyum var, bir de sülfat var. O zaman oluşacak maddemiz Na2SO4. Yani yazarken şu iki sodyumun altına yazıyorum ki bakın oluşan tuzumuz bu. Yani tuz deyince illaki sodyum klorür değil arkadaşlar. Tuz deyince katyon ve anyondan oluşan iyonik bağlı bileşik diye düşüneceğiz. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Tesir değerli 2. Bunun da tesir değerli 2. O zaman bunlar birebir tepkime girerler. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir kere su oluşacaktır. Su ama kaç tane hidrojen var? 2 hidrojen. 2 de buradan 4. O zaman önüne 2 koyalım. Geriye ne kalıyor bakın? Burada kalsiyum var. Burada sülfat kalıyor. O zaman CaSO4. Yani kalsiyum sülfat. Zaten öyle olmasını beklerdik. Kalsiyum yükü artı 2. Sülfatın yükü de eksi 2 olduğu için artı 2 eksi 2'yi götürür ve şu maddemiz kalır. Evet şimdi buna bakalım Strasyum hidroksit ve fosforik asit. Bakın 3 değerlikli bir asit 2 değerlikli bir, 2 değerlikli bir baz. O zaman 3 kere 2'den denk getireceğiz. Bunu da 2 kere 3'ten denk getireceğiz. Şimdi ne oldu arkadaşlar bakın. Zaten suyumuz var biliyorsunuz ki. E, geriye ne kalıyor bakın. Sr Strasyum 3 tane var. Fosfatla 2 tane var. O zaman şöyle bir durumumuz varmış. Strasyum 3 fosfat 2. Yani böyle hemen yazabiliriz. Denkleştirmek için de bakalım kaç hidrojen var? 3 kere 2. 6 hidrojen burada var. 6 hidrojen de burada var. 12 hidrojen var. O zaman şurayı 6 koyarsam denk gelir. Oksijenler zaten sayarsanız denktir. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Tesir değerli 1. Tesir değerli 1. Dolayısıyla bunlar birebir tepkimeye girer. Buradaki hidrojenle buradaki OH suyu oluşturur. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Bakın şuradaki yapı kalıyor. Burada şu kalıyor. O zaman oraya ne koyacağız? C2H5 COO kalmıştı burada. Sonuna da lidyumu ekleyiverelim arkadaşlar. Tuzumuz bu demek ki. Buraya bakalım arkadaşlar. Potasyum hidroksit ve fosforik asit görüyorsunuz ki ne yapacağız burada? 3 tane değerlikli var. Bunun bir değerliği var. O zaman önüne bunun 3 koyalım, değil mi arkadaşlar? O zaman bir de suyu oluşturacağız biliyorsunuz ki tabii ki. Geriye ne kalıyor bakın? Potasyum şunu 3'ü e, aşağı yazalım. Geriye de fosfat kalmış oluyor. Yani tuzumuz bu. E tepkimeyi denkleştirmek için tabii ki şunun ne? 3 hidrojen 3 de buradan 6 hidrojen şuraya 3 koyarsam tepkime denk olmuş olur. Şimdi arkadaşlar bakın burada şunlar önemlidir. Kullanılan asit ve bazın kuvvetine göre oluşan tuzun karakteri de belirleniyor. Yani bakın eğer ben hem asidi hem de bazı kuvvetli alırsam oluşan tuzumuzun karakteri nötr olmuş oluyor. Yani nötr tuz diyoruz. Ama eğer ben Asidi kuvvetli alsam, bazı zayıf alırsam, bakın kimin dediği olur, kuvvetlinin dediği olur diyoruz. O zaman oluşan tuzumuz asitik tuz olmuş oluyor. Tabi yine yan ürün olarak su açığa çıkacaktır. Bu sefer tam tersini yapsak, bazı daha kuvvetli alırsak. Asidi zayıf alırsak bu sefer de bazın dediği olur ve baz, e, bizim tuzumuzun karakteri asit e, bazik olmuş olur. Yani o zaman bakın asitik tuz deyince asit özelliği gösteriyor. Mesela onun sulu çözeltisi tur sol kağıdını kırmızı yaparken bunun tursol, e, e, çözeltisi ise tur sol kağıdını mavi yapar diyebiliriz. Şimdi beraber inceleyelim arkadaşlar. He, ama tabi burada bizim bilmemiz gereken bazı şeyler var. Ben geçen derste de size kuvvetli asit ve kuvvetli bazları vermiştim. Arkadaşlar kuvvetli asit deyince 7A grubun hidrürleri ama e, floru hariç yani şöyle hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyodür bunlar kuvvetliydi. Gene sülfürik asit, e, gene arkadaşlar e, nitrik asit bunlar bizim çok yaygın olarak kullandığımız kuvvetli asitlerdir. Zayıf asitler deyince hidrojen sülüyür veya arkadaşlar hidrojen flürür diyoruz veya işte organik asitler yani yapısında karboksil grubu bulunduranlar zayıf asittir diyebiliriz. Peki kuvvetli bazlar nedir arkadaşlar? 1A grubunun ve 2A grubunun aşağısında bulunan metallerin hidro, hidroksitleri yani mesela sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, işte kalsiyum hidroksit, e, baryum hidroksit gibi... E strasyum hidroksit gibi maddeler arkadaşlar kuvvetli bazlardır. Zayıf baz deyince e, NH3 veya işte NH2 bulunduran, e, amin grubu bulunduran bazlar da e, zayıf bazlardır diyebiliriz. Şimdi bakalım. Bakın sülfürik asit e, kuvvetli bir asit. Bu da arkadaşlar kuvvetli bir baz. O zaman oluşacak tuzumuz bir kere hemen denkleştirelim. 2 tane hidrojen var. Burada bir OH var. Onun önüne 2 koyalım. O zaman tepkimimiz... Na2SO4 aynen yazıyorum sodyum sülfat artı su Evet o zaman bu arkadaşlar nötrdür. Çünkü kuvvetli kuvvet tepkimeye girmiş. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Bu e, baz ama zayıf bir baz. Susuz bir baz. Hidrojen klorür tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar su çıkmaz burada. Sadece tuz açığa çıkar. Peki nasıl olacaktır arkadaşlar? Şöyle bakın şuradaki hidrojen buraya bağlanacak. NH4 anyonu olacak, e, katyon olacaktır. Klor zaten biliyorsunuz ki anyon. Çaprazlanınca ne olur? Amonyum klorür. Yani oluşacak maddemiz sadece şu. Amonyum klorür tuzumuz. E, tabii ki bakın kuvvetli bir asit, e, zayıf bir baz. O zaman bu maddemiz ne olacaktır? Asidik özellik gösterecektir diyebiliriz. Hemen şuna bakalım. Potasyum hidroksit kuvvetli bir baz. Hidrojen siyonür zayıf bir asit. Ee, o zaman arkadaşlar hidrojenle OH zaten suyu oluştururlar burada. Gireğine kalıyor bakın. Buradaki siyanürle buradaki potasyum tepkime girerek potasyum yükü artı bir, siyanür yükü eksi bir. O zaman potasyum siyanür tuzumuz tabi ki bazik özellik gösterecektir. O zaman bu tarz sorularda bilmemiz gereken maddeler var. Bu maddeleri bilirsek oluşan tuzun karakterini de bulabilirim. Evet şimdi bir sorumuz daha var. Kaç tanesinin sulu çözeltisinde OH iyonları mol sayısı H artı mol sayısından fazladır. Yani diyor ki kaç tanesi bazdır diye soruyor arkadaşlar. Değil mi? Kaç tanesi acaba bazdır? Yani burada aslında bize tiyatro yapmış. OH iyonları sayısı H artıdan fazla mıdır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben burada yapmam gereken şey şu. NH4 nereden gelir? NH4 arkadaşlar amonyaktan gelir değil mi? Bunlar hepsi tuz. Şuna bakalım bu nereden gelir? Bu da hidrojen iyodürden gelir. Yani katyonumuz bazdan gelecek. E, anyonumuz ise asitten gelecek. Yani iyodun önüne bir hidrojen koyuyorum. Hidrojen iyodür tabii ki kuvvetli bir asit. Arkadaşlar bu da zayıf bir baz olduğuna göre. O zaman bu tuş, e, tuzumuz asli özellik gösterecektir. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Sodyum florür. Gene aynı mantıkla bakın. Sodyum nereden gelir? Sodyum hidroksit yani kuvvetli bazdan gelir. Flor nereden gelir? Flor da e, zayıf asit olan bir e, hidrojen florür maddesinden gelir. O zaman bu madde Bazik özellik gösterir. Bazın dediği olur. Çünkü bazımız kuvvetli olduğu için. Potasyum sülfata bakalım. Potasyum nereden gelir? Potasyum hidroksitten gelir. Sülfat nereden gelir? H2SO4'ten gelir. Bu kuvvetli baz. E bu da kuvvetli baz. O zaman oluşan maddemiz nötr özellik gösterir arkadaşlar. Buna bakalım. Şimdi bu nereden gelir arkadaşlar? Asetat kökü ee CH3COOH'dan gelir. Yani bu bizim arkadaşlar neyimiz oluyor? Zayıf bir asitimiz oluyor. Sodyum nereden geliyor? Sodyum hidroksitten geliyor. Bu da kuvvetli bazımız. O zaman arkadaşlar bazın dediği olur. Yani bu maddemiz bazik olmuş olur. Şuna bakalım. Baryum maddemiz baryum hidroksitten gelir. Baryum hidroksit kuvvetli bir bazımız. Bu siyanür kökü hidrojen siyanürden geliyor. Zayıf bir asit. O zaman bu da baz. Bize hangisi bazdır diye sordu. Kaç tanesi bazik özellik gösterir diye sordu. Arkadaşlar 2, 4 ve 5 yani 3 tanesi bazik özellik gösteriyor. Evet, anlıyorsunuz inşallah arkadaşlar. Bakalım şimdi birkaç tane daha sorumuz var. Hangisinde tuz ve su oluşmaz? Güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. Geçen dersimizde vermiştik. Metalin oksiti. yani bu aslında bazik oksittir. Bu yani baz özelliği gösteriyor. Arkadaşlar bu da nedir? Bu asit hidrojen flor asit. Yani yine basit baz ve asit çözeltisini tepkimeye sokuyoruz. O zaman arkadaşlar bakın ne olacaktır şimdi? Şurada sodyum var, şurada flor var. Sodyum iyonu artı 1. Florin yükü eksi 1. Çaprazlayınca sodyum flor olacak zaten arkadaşlar. Tuzumuz. Ama tabi bakın burada iki tane sodyum var. Burada bir tane flor var. O zaman şuraya da önüne 2 koyalım ki. Değil mi? Şunun önüne 2 koyalım. O zaman tepkimeyi böyle denkleştirmiş oluruz. 2 sodyum iki flor. 2 tane sodyum flor olmuş oldu. Geriye hangi maddemiz oluyor arkadaşlar? 2 hidrojen bir oksijen yani H2O. Yani tuz ve su açığa çıktı. O zaman bu tepkimemiz olacaktır. Bakın gene baz Gene kuvvetli bir asit kuvvetli bir baz tepkimesi bakın ne oluyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada yapacağımız şey çok basit. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Tabii ki burada OH'ımız var hidrojenimiz var. Burada suyu oluşturuyorlar. Geriye hangi maddemiz kalıyor? Potasyum kalıyor ve nitrat kalıyor. O zaman potasyum nitrat tuzumuz tuz ve su açığa çıkar. Evet doğru. Şimdi şuna bakalım, amonyak ve sülfürik asit. Arkadaşlar, amonyağın tepkimelerinde su açığa çıkmaz. Amonyak susuz bir baz olduğu için e, tuz açığa çıkar. Ama nasıl olacaktır? Arkadaşlar, şimdi iki tane hidrojen var, buraya da iki koyalım ki tepkimeyi denkleştirelim. Biliyorsunuz ki amonyak ne yapıyordu? Şuradaki hidrojeni alarak e, amonyum bileşiğini oluştur kökünü oluşturuyordu. Sülfat var, sülfatın yükü eksi 2. Çaprazlayınca bakın ne olur bileşiğimiz amonyum sülfat tuzumuz oluşur. Yani sadece bu oluşacaktır. Tuz oluşur, su oluşmaz. O zaman ya e, hangisi oluşmaz dediğine göre cevap yalnız 3 olacaktır. Bir sorumuz daha var. Tepkimeleri e, hangilerinde asit baz tepkimesi olarak vermiş? Bakın hidrojen e, klorür asit. E, gümüş nitrat bir tuzdur arkadaşlar. Asit ve tuz tepkimesinden tuz ve asit oluşmuş görüyorsunuz ki arkadaşlar. Aynı zamanda bu yer değiştirme tepkimesi. Bakın ne oluyor? Gümüşle Klor yer değiştirmiş bakın yani e, hidrojen buraya bağlanmış e, pardon nasıl oluyor özür dilerim nitrat ve klorla nitrat yer değiştiriyor yani nitrat buraya bağlanıyor klor da gümüşe bağlanıyor bir yer değiştirme tepkimesi arkadaşlar. Yani biz asit ve baz tepkimesi deyince en azından bir tuz ve su açığa çıkmasını bekliyoruz yani su çıkmasa bile en azından tuz çıkması lazım o yüzden bu olmaz Yanlış. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. E, nitrik asit bir asittir. Bu bazdır. Oluşan maddemiz bir tuzdur. Asit ve baz tepkimesi. Evet bunu alacağız. Yalnız şöyle bir şey soruyor arkadaşlar. Bu tepkimi asit baz tepkimesi. Evet doğru ama su çıkmadığı için nötrleşme tepkimesi değildir. Onu söyleyelim. Bakın. Şimdi şuna bakalım. Karbondioksit. Karbondioksit. Işte karbon bir ametal. Oksijen fazlası var. O zaman bu asidik oksit. Yani asit maddemiz arkadaşlar bu. Asidik oksit ne yapmış? Bazla tepkimeye girmiş. Tuz ve su açığa çıkmış. Evet bu da asit baz tepkimesidir. Hangisi asit baz tepkimesi? 2 ve 3 oluyor arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Peki biz bu asit baz tepkimelerin takibini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bunların derişimleri var. Derişim kavramını 11'in Sınıf, 11. sınıf konusudur arkadaşlar normalde. M eşittir. N bölü V formülüyle bulunur. Şimdi mol sayısı hacim, yani bir maddenin mol sayısıyla hacmini böldüğümüz vakit derişimini buluruz. Şimdi bu bir olayımız normalde asit ve bazlı olan su çözeltilerin bir derişimi vardır ama derişimi bilinmeyen asit ya da baz kullanarak Derişimi gene derişimi bilinen pardon asit da baz kullanılarak derişimi bilinmeyen baz ya da asitin nötrleşme tepkimesinde derişimin tespit etmeye biz titrasyon diyoruz. Bakın nasıl oluyor? Şimdi bu maddeye e büret diyoruz arkadaşlar. Büret dediğimiz şey dereceli bir silindirdir. İçerisine mesela baz koymuşuz görüyorsunuz ki. Bu maddede erlen yani yine cam malzeme. Bunda da arkadaşlar hidrojen klorür koymuşuz ve fenoftalein de anlatmışız. Hidrojen klorür arkadaşlar asittir biliyorsunuz ki ve asit e, fenoftalein ile bir e, karışım halinde görüyorsunuz ki. Ben burada musluğu açıyorum arkadaşlar. pH asidin biliyorsunuz ki 7'den daha küçüktür. Yani mesela pH 3 diyelim görüyorsunuz ki. Baz ilavesi yaptıkça ne oluyor arkadaşlar? Baz ilavesi yaptıkça pH'ımız 7'ye doğru geliyor. pH tam 7 olduğu ana biz dönüm noktası diyoruz. Bu noktada arkadaşlar hidrojenin mol sayısıyla OH'in mol sayısı birbirine eşit olmuş oluyor. Eğer baz ilavesi yapmaya devam edersem pH'ımız 8, 9, 10 diye devam edecektir. Ve böylelikle ben derişimlerini tespit edeceğim. Şimdi mesela bakalım. Ee, yandaki beherde sodyum hidroksit çözeltisi ile metil oranj olan karışıma büretten damla damla hidrojen klorür çözeltisi titre ediliyor. Titre ediliyor demek damlatılıyor demektir. Yani bakın sodyum hidroksit var burada. Buradan da e, bir yani burası bir baz. Burası da bir asit. Bazın üzerine asit koyuyoruz. Şimdi hangisi doğrudur? Şimdi bize demiş ki metil oranj asitik ortamda kırmızı, bazik ortamda turuncu renk verir. Demiş ki bakın arkadaşlar. Başlangıçta yani daha musluk kapalı iken, çözelti turuncu renktedir. E, çözeltimiz bazik olduğu için metil oranj da e, turuncu rengi veriyor bazik ortamda. Evet doğru. Nötrleşme tepkimesi gerçekleşmektedir. Evet baz ve asit nötrleşme tepkimesi verirler. Bu da doğru. Beherdeki çözeltinin pH değeri artmaktadır. Şimdi bazın pH değeri nedir? 7'den daha büyüktür. Asitin pH değeri ise 7'den küçüktür. Yani nötrleşme demek pH'in 7'ye doğru gelmesi demektir. Yani bunu mesela pH'i 10 diyelim. E, pH'in ne olması lazım arkadaşlar? 7'ye gelmesi için pH'in yavaş yavaş düşmesi gerekir. O yüzden bu yanlış olacaktır. Oluşan tuz nötr tuzdur. Evet sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. O zaman buradan gelen sodyum iyonuyla buradan gelen Kuvvetli bir asit olan hidrojen klorürdeki klor iyonunun oluşturacağı sodyum klorür tuzumuz nötr tuzdur evet doğru. Elde edilen çözelti elektriği tabii ki iletir. Çünkü tuz var tuzun sulu çözeltisi elektriği iletecektir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Yani her halükarda buradaki çözelti de elektriği iletiyordu. Buradaki ile iletiyordu arkadaşlar. Oluşan karışımda da elektrik iletkenliği gene sağlanacaktır. Şimdi şuna bakalım. Bu da güzel bir soru. Demişiz ki 0.8 mol potasyum hidroksit nötrleştirmek için sülfürik asit çözeltisinden kaç mol kullanılmalıdır? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar potasyum hidroksiti yazıyorum. Bir de ne var? Sülfürik asit var. Geçen dersin başında anlatmıştım biliyorsunuz ki. Bunun tesir değerliği 1, bunun tesir değerliği 2. Dolayısıyla bunun önüne hemen 2 koyalım. Değil mi? O zaman oluşan maddemiz zaten baz ve asit tepkimesinden su açığa çıkacaktır. Bir de ne oluşacak bakın arkadaşlar? Potasyum sülfat bakın K2SO4 kalıyor geriye de. Bunu da böyle yazıyorum tamam mı? Şimdi ee, bir de tepkimeyi denkleştirmek için 2 hidrojen 2 de buradan 4 hidrojen şuraya 2 koyacağız tabii ki. Denkli oldu. Şimdi bakın ne diyor arkadaşlar? 0.8 mol maddeyi nötrleştirmek için. Şimdi bakın biz burada mol olarak şu kat kullanacağız. 2'ye karşılık 1 ise eğer bundan 0.8 mol kullanmışsam bundan ne kadar kullanmam lazım? 0.4 mol kullanmam lazım ki tepkimeyi tamamen potasyum hidroksit nötrleyebilirim. Yani 2'ye karşılık 1, 0.8'e karşılık 0.4. O zaman cevap aşık oluyor işte. Evet bir tane daha böyle bir soru var. Ona bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi demiş ki bu çözeltileri eşit hacimlerde karıştırıyoruz oluşan çözeltisindeki hangisine pH 7 olmaz demiş. Yani nötrleşme olmaz diyor. Nötrleşme olabilmesi için bazdan gelen hidrojenin mol sayısıyla asitten gelen e, bazdan gelen OH'ın mol sayısıyla asitten gelen hidrojenin mol sayısı birbirine eşit olması lazım. Şimdi magnezyum hidroksite bakalım arkadaşlar. Magnezyum hidroksitle kimi tepkimeye sokacağız? Sülfürik asit tepkimeye sokacağız değil mi? Şimdi bunun tesir değerliklerine bakalım arkadaşlar. Şimdi bunun tesir değerli 2, bunun tesir değerli 2. O zaman bunlar birebir tepkimeye girerler. O zaman arkadaşlar birebir tepkimeye girdikleri için bunlar 0.2 mol kullansam, bunlarla 0.2 mol kullansam e bunlar birbirlerini zaten götüreceklerdir ve pH buradan 7 olacaktır. Yani bazın etkisiyle asitin etkisi birbirini ötürler. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Bu da güzel bir tepkimemiz. Bu sefer kalsiyum hidroksit kullanmışız. Ve de ne kullanmışız? Hidrojen bromür kullanmışız değil mi? Diyor ki bunu 0.5 al. Bunu da 0.5 al diyor değil mi? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi iki tane OH var. Burada bir hidrojen var. O zaman bunun bir kat sayısına karşılık iki tane kullanmam lazım. Dolayısıyla bak 1'e karşılık 2 ise 0.5'e karşılık 1 mol kullanmam gerekirken elinde 0.5 var. Ha demek ki hidrojen bromür yetmedi. Yani çözeltimiz hala bazik. Yani pH'imiz 7'den büyüktür. pH 7'den eşit olamaz. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Sülfürik asit ve e, sodyum hidroksit çözeltileri var burada. Gene yazalım. Sülfürik asit ve Sodyum hidroksit. Ne yapacağız arkadaşlar? Başlangıçtakileri yazalım. 0.1 bundan düşünüyoruz. 0.2 de bundan düşünüyoruz. Şimdi 2'ye karşılık 1 görüyorsunuz ki. Yani o zaman ne yapmalı Şununa 2 koymam lazım ki tepkimi şöyle ki yani 2 hidrojen var. 1 OH olduğu için 2 yazmam lazım ki tepkimi olabilsin. Şimdi o zaman 1'e karşılık 2 ise 0-1 buradan kullanırsam bundan 0-2 kullanmam gerekirdi. Evet elinde var. O zaman burada pH'imiz 7 olacaktır. Bize hangisine 7 olmaz diye sormuş. O zaman cevap yalnız 2 olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde nötrleşme tepkimelerini ifade ettik. Bir sonraki dersimizde de gene tepkimeler üzerinde olacaktır. Metal ve asitlerin daha doğrusu asit ve bazıların metallerle tepkimeleri üzerine olacaktır. Muhakkak izleyin önemli bir derstir arkadaşlar. Aktif metal, soy metal kavramlarını vereceğim size. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere arkadaşlar.